İyi günler. Sağlık notları kanalıma hoş geldiniz. Ee, kanalımda sağlık ile ilgili önemli videolar e, paylaşmaya çalışıyorum sizlere. Bugün de e, yine bu videomda da e, D vitamini dediğimiz, vücudumuz için hayati önemli bir vitamin olan vitaminle ilgili e, iki video hazırladım. Önce ilk videodan bahsedip, ikinci videoda da e, konuyu tamamlamaya çalışacağım D vitamini ile ilgili. E, D vitamini e, ilk olarak 1900'lü yıllarda keşfediliyor. Aslında ilk keşfedildiğinde daha çok işte kalsiyum, veya kemik ile ilgili bir vitamin olarak düşünülürken günümüzde her gün yeni bir etkisini, yeni bir faydasını veya önemli vücutta için hayati etkilerini görüyoruz. Bu yüzden D vitamini için aslında bir vitaminden çok daha ötesi aslında bir hormon gibi kabul etmek gerekiyor D vitaminini. D vitamini vücudumuzda güneşin etkisiyle cildimizde bir takım işte kolesterol öncül dediğimiz bir takım maddelerden üretiliyor. Ee, sadece %90'ı %90-95'i buradan üretiliyor. Yani güneş ışın olmadan e, tam bir üretim düşünülemez veya vücudumuza e, ihtiyacını karşılamak düşünülemez. Besin neredense işte %5-10 civarında alıyoruz. Ne oluyor? Güneş ışınları etkisiyle üretilen e, cildimiz üreten D vitamini bu haliyle aktif değil. Önce karaciğerde, aklından da böbrekte bir takım işlemlerden, enzimatik reaksiyonlardan geçip aktif D vitamini dediğimiz bir formuna dönüşüyor. Daha sonra bu oluşturulan D vitamini veya dışarıdan aldığımız D vitamini işte karaciğerimizde ve yağ dokusunda depolanıyor. D vitamini eksikliği çok önemli olduğu gibi kontrolsüz kullanımı da bu yağda depolanan bir vitamin olduğu için, yağda eriyen bir vitamini olduğu için yağ depolarında uzun süre kalabilir ve uzun süre toksik belirtiler oluşturabilir. Bu yüzden sınırsız kullanılacak bir tedavi olmadığını tekrar belirtmek istiyorum. Peki D vitamininin ne gibi faydaları var? Bunlardan bahsedelim. D vitamini kemiklerimiz için olmazsa olmazdır. Bağırsaklarımızdan e, kalsiyumla birlikte fosforun emilmesinde hayati görevleri var. Eğer D vitamini eksikliğiniz varsa işte e, kemikleriniz daha kırılgan oluyor, daha ağır oluyor. Çocuklarda raşitizm, erişkinlerde osteomaliz dediğimiz bir duruma yol açabiliyor. Yine eksikliğinde işte osteoporoz dediğimiz kemik erimesi e, riskimiz de bu hastalarda artıyor. Ee, yine bağışıklık sistemimiz için çok önemli. Eğer D vitamini eksikliğiniz varsa bağışıklığınız daha zayıf oluyor, daha kolay hasta oluyorsunuz ve hastalıklardan daha zor iyileşebiliyorsunuz. D vitamini ruh halimizi iyileştiriyor. Depresif semptomlarımıza iyi geliyor. Ee, yine obezite mücadele ediyorsanız D vitamini eksikliğiniz varsa bu mücadeleniz sekteye uğrayabiliyor veya zorlaşabiliyor. Yani kilo vermeyi de yardımcı olabilen bir vitamin. Insülin direnci riskini azaltıyor, diyabet riskini azaltabiliyor. D vitamininiz eksikse bunlara karşı daha riskli hale geliyorsunuz. Kaslarımızın daha güçlü çalışması, daha sağlıklı olması için yine faydalı. Bir takım D vitamininin eksikliğinde bir takım kanser riskinin artabileceği veya tamamladığımızda bir takım risklerin azalabileceği kolon olur, prostat olur, meme gibi kanser risklerinin azalabileceği yönünde düşünceler var. Yine işte MS olur. Parkinson hastalığı, alzheimer hastalığı, tüberküloz, fibromiyaj gibi hastalıkların gelişimli riskinin de D vitamini eksik olmadığı dönemde azaldığı, eksik tam tersini arttığı yönünde görüşler var. Sağlıklı bir cilt için geçerli, gerekli, e, tansiyonumuzun düzenli seyretmesi için gerekli e, ve iltihabi baskılayıcı yani anti özellikleri var. Yani çok çok önemli D vitamini vücut için faydaları var. Eğer eksikse bu faydalardan mahrum kalıyorsunuz ve bu risklerin altına giriyorsunuz. Peki D vitamini eksikliği olan hastalar bize nasıl belirtilerle başvuruyor? Bir kere D vitamini eksikliği hafifse aslında kişi hiçbir şey hissetmeyebiliyor veya hissettiklerini buna bağlamayabiliyoruz. Ne oluyor? Daha ciddi durumlarda genelde belirtiler ortaya çıkıyor. İşte vücut ağrıları, işte kas olabilir, kalça, bacak ve sırt bölgesinde olan ağrılarla hastalar bizlere başvurabiliyor. Halsiz, yorgun oluyorlar. Saçları normalden daha fazla dökülüyor. Bir terleme şikayeti, aşırı terleme olabiliyor. Kilo vermeleri zorlaşıyor. Hani bir depresif ruh hali olabiliyor. Ee, üşüme, kemik kas ağrıları, e, bazen yürüme denge sorunları bu hastalarda görülebiliyor. Baş ağrısı ve e, olabiliyor ve normal kişilere göre daha sık hasta olabiliyorlar. D vitamini belirtiri var. Ama dediğim gibi hafifse hiçbir belirti de hastalar göstermeyebilir. Peki kimler D vitamini açısından risk altında eksikliği açısından? Bir kere koyu renkli cildi olan kişilerin hani D vitamini üretmeleri için daha fazla güneşin ihtiyacı var. Bu kişiler e, zaten e, biraz daha risk altında gözüküyor. Yine ekvatordan uzaklaştıkça yani e, daha kuzeyli. Örneğin ülkemiz işte kuzey illerde biraz daha üretim daha düşükken güney illerde daha fazla olabiliyor. Yani ekvatordan ne kadar uzaksak ee, D vitamini üretim riskimiz, üretim eksikliğimiz daha fazla olabilir ve risk altına giriyoruz. Ee, yaşlı kişiler, bu kişilerin vücutta D vitamini üretme kapasiteleri azalıyor. Yine işte çocuklarda, emziren ve gebelerde D vitamini ihtiyaç arttığından dolayı D vitamini eksikliği riski altına giriyorlar. Bunun yanı sıra birtakım karaciğer böbrek bozukluğu olan hastalarda D vitamini aktif hale dönüşmesinde sorunlar olduğu için D vitamini eksikliği riski altına giriyorlar. Bir takım epilepsi ilaçlarından bazı ilaçlar, yine işte kortizon türevi ilaçlar da D vitamini eksikliği için risk oluşturuyor. Ee, i̇şte gereksiz yere çok faktörlü güneş kremleri kullanmak, camın arkasından güneşe bir şekilde temas etmek bu riski oluşturuyor. İşte sürekli e, kapalı alanda çalışanlar, güneş görmeyenler, vardiyalı çalışanlar, sürekli gece çalışmak zorunda olanlar yine risk altında. Yine işte çölyak hastalığı gibi, korona hastalığı gibi, emilim bozukluğu olanlardır. Da D vitamini normal kişilerden daha sık olarak eksikliğini daha sık olarak görüyoruz. bu videomda genel D vitamini ile ilgili genel bir giriş yaptıktan sonra ikinci D vitaminime eee konuma da ayrı bir video hazırladım. Onu da hani izlemenizi özellikle öneriyorum. Biz kanalımızı güncel tutmaya çalışıyoruz. Haftada birkaç video özellikle yükleyerek e, sağlık alanında önemli konulara değinmek istiyoruz. Siz de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirimleri açabilirsiniz. Bu nedenle video yüklediğimizde size direkt bununla ilgili bildirimler gelebilir. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler diliyorum.